Peki, 3 yıldır evlisiniz. Evet. Rize'den geliyorsunuz. Evet. Rize. Ama galiba sen Trabzonlusunuz. Trabzonluyuz. Ha, orada yaşıyoruz Rize'de. Şükürler olsun. 5 yıldır oradayız. Oh ne güzel. Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Üniversitede okurken normalde hani voleybol oynuyorsun ya bahçede. Hiç evet normalde bahçede voleybol oynuyorsun. Aynen voleybol oynuyorsun. Üniversitede öyleydi. Normalde bahçeye çıkarsın, voleybolunu oynarsın. Evet. Ya oynarken o beni orada görüyor. Aynı takımdayız ama tanımayız etmeyiz daha. Hiçbirimizi tanımayırız. Orada görüyor beni. Ondan sonra orada gülüyorum ediyorum. Hani eğleniriz. Çok gülüşüme hasta oluyor, aşık oluyor orada. Aynen öyle. Orada bana aşık oluyor. Ondan sonra bu yurda gideyim. Yurtta arkadaşlarını bunaltıyor. Nasıl bunaltıyor? Sabaha kadar bir müzik var. Onu tamam seni çal 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 sabaha kadar. Millet öyle bir bunaltmış ki. Arkadaşlar artık yeter demiş. Gelip bana söylüyor mu? Çok çekingen. Bu geldi Trabzon'a, izine geldi, şey yaptı. Arkadaşları da geldi benim yanıma. İşte böyle böyle. Senden hoşlanıyor. Hani görüş et. Ben yok dedim. Çünkü hiç öyle bir şeyim yok. Hani üniversiteye gittim ama istemiyorum, etmiyorum. Hiç de arkadaşım olmamış şimdiye kadar. Ondan sonra benim yok dedim, kovdum onları. Bu uşak yapışık zaten. Kaç! Kovmuş, geri git! Ama bu uşak öyle bir uşak ki gidi gelin yine arkadaşımız sağ olsun. Tığba vallahi çok seviyor seni. Sabaha kadar inan ölü uşak. Yemek yiyemiymiş yurtta, alıymış önüne koyaymış, bakaymış geri bırakıymış. Yemek yiyemiymiş. Sabaha kadar şarkı şarkı, millet tabii bir şey diyemiyor buna, çok sinirli. Millet bir şey diyemiyor buna. Millet buna şarkıyı kapat diye herhalde, bu da onlara kızay anladığım kadarıyla. Ondan bir şey de diyemiyorlar buna. Ondan sonra uşak tabii gidi gelin ne olur bir kere görüş, ne olur bir kere görüş. Ben kabul etmiyorum. En son sinirlendim buna. Yeter ya dedim. Niye sen geliyorsun ki? Madem o kadar çok seviyor kendini gelsin. Ah! Aynen öyle. Yalnız bunu derken de... bunu derken de kantinin ortasındayız. Hep beraber arkadaşlar oturuyoruz. Bunu dedim buna, bu uşak da kalktı gitti dedi buna. Seninle görüşmek istiyor, bak. Gitti bunu oturttu karşıma, herkes hoppa, biz kaldık orta yerde, kantinin ortasında. Herkes ayağa kalktı. Herkes hoppa! Herkes gitti, biz kaldık orta yerde. Ondan sonra eşim oldu kıpkırmızı, ben de öyle şimdi kantinin ortasında erkekle kalmışım, yani ilk defa da öyle bir şey. Allah'ım yarabbim, kalmışız öyle baş başa, ondan sonra eşim oldu kıpkırmızı, ben de işte biraz hani kötü oldum. Dedim buna ki en son ya dedim böyle böyle istemiyorum ben, çünkü dedim ben ileride evleneceğim kişiyle hani görüşmek isterim, daha üniversitedeyim hani. Şimdi seninle görüşsem etsem, yok sevgili bilmem ne, olmaz dedim, istemiyorum. Dedi ki inan dedi, ben de hayatım boyunca hiçbir kızla şimdiye kadar hani görüşmedim dedi ve sana hani bir anda dedi aşık oldum, hani bir anda öyle şey oldum. Söyledin mi bunu kantinde? Ya hani aşık oldum demedi de bir anda öyle duygular hissettim falan dedi, böyle hani şey yaptım, hani çok sevdim. Kırmızıdan pembeye geçti tatlı. İşte kırmızıdan. Ondan sonra öyle söyledi, hani ben sadece yanlış anlama da görüşmek isterim dedi, hani görüşmek isti, hani tanımak için biraz da. Ben dedim ki ben hani ne diyeyim, hani istemiyorum, yine istemiyorum. Neyse tamam dedim ama. Ama hiç böyle baktı da böyle hoşlaşma falan hiç olmadı mı? Ya ben baktığımda öyle çok bir şey olmadı. Ya çok bir şey olmadı. Ciddi söylüyorum. Ben o ilk oturduğumda çok bir şey olmadı açıkçası. Ondan sonra yine bende öyle bir şey yok. Ya hani şey yapalım edelim işte telefonla falan, hani telefon numaramı falan orada ben mi veririm arkadaşına mı? Hani öyle bir şey, telefon numaranı yaz. Yani ilk buluşmaya gideceğiz. Buluşacağız ama ben nasıl gideceğim buluşmaya, yani ilk defa bir erkekle buluşmaya gideceğim. Allah'ım şimdi arkadaşlara yalvarırım yurtta ki ne olur benimle gelin. Ne yapacağım ama ne olur benimle gelin dedim. Kızlar da gece akşam bir soğuk, Artvin'de, Artvin'de okuduk. Bir soğuk kızlar da ne yapsın, giyindiler kalın kalın şey yaptılar. Geliyor benimle dışarıda buluşacağız. Hani öyle bir yere de gitmem, ilk defa buluşacağım. Parka gideceğiz. Ondan sonra şey, eşim de çıkacak evden, eşimin de arkadaşları bak. Onu da nasıl giydirirler? Alttan biri ayakkabılarını giydiriyor, biri bir pantolonunu ütülüyor, biri gömleğini ütülüyor. Abla biri parfümünü sıkıyor. Hani bizim uşak gidiyor buluşmaya diye. Oo. Öyle bir hazırlarlar onu ki. Herkes müzikten o kadar bıkmış ki. Aynen öyle. Öyle bir hazırlar. Hadi git etkile, hadi. Hadi. Öyle bir hazırlarlar onu ki anlatamam sevgili. Bir de değiller ki, bak onlar da uyanık. Bir de değiller ki, kız arkadaşları da olur, onlara da biz ayarlarız. Hani öyle güzel giydirilen yollarca bir de değil, onun da arkadaşları olur. Biz de onlar ortam kurar, ayarlarız hesabı. Bunlar var ya.
Ondan sonra şimdi biz gittik buluşmaya. Ben ama yurttan çıkarken kendi kendime diyorum hayır diyeceğim, tamam mı? Gittik buluşmaya işte, oturduk. Bu şimdi kendini anlatıyor. Siz kaç kişisiniz? Kızlar valla 5 kişi vardı herhalde. Onlar kaç kişi geldi? Tek geldi. Aa. Arkadaşları gelmedi, bunu tek yolladılar. Çocuklar fırsatı kaçırdılar. Çocuklar fırsatı kaçırdı, aynen öyle. Sonradan herhalde ayarlayacaklar. Ondan sonra kızlar parka gitti. Kızlar soğuktan ne yapsın? Hareketlere çalışırlar. Hareketler var ya parkta. Onları yapaylar kızlar hani üşümemek için. Biz oturacağız, mecbur oturduk. Ama titriyorum. Ondan sonra bizim uşak tabii kendini anlatmaya başladı Osman. Orada öyle güzel anlattı kendini ki hiçbir şey diyemedi. İnan çok güzel anlattı kendini. Hani böyle nasıl hani ben çünkü hiç birbirimizi tanımayız. Ben ona bütün kötü huylarımı söyledim. İnatçıyım, kıskancım, öyleyim, böyleyim. Hep kötü huylarımı söyledim. Hiç iyi bir şey söylemedim. O bana hep iyi şeyler söyledi. Tabii hiç kötü şey der mi? Hep iyi şeyler söyledi. Ondan sonra hiçbir şey. Hani ben orada hiçbir şey diyemedim. Geldim yurda. Hani yurda geldim. Diyorum ki Allah Allah niye bir şey diyemedim. Neyse ondan sonra aynen geldin yurda. Ondan sonra yine konuşuruz ediyoruz. Bu bekli hani bir şeyler olsun falan diye. Ben yine yok. Hani uzatıyorum. Olabildiğince şey yaparım yani. Yani şeyi uzatıyorum zamanı. Ondan sonra ne oldu? Biz tabii geldik gittik eve geldik. Epey bir zaman mesajlaştık. Yine buna bir şey demeyelim. Sonra işte teklif etti hani. Artvin'de bir yer var böyle. Dağa bakıyorsun orada öyle bir şey dedi ki. Oturduk orada. Hediye almıştı bana. Gül'le beraber bir de hediye aldıydı. Öyle bir şey dedi ki unuttum onu ama inan dedi o şey. Lan sen diyorsun edebiyatçıyla oturuyorum. Öyle bir teklif etti ki anlatamam yani. O ağzından çıkan kelimeler var ya acayip bir şeydi. Şoklandın zaten evet dedim. Aynen öyle yani. Öyle bir şeydi ki. Ya ama İlker Bey, bizim öncesi de kader yani. Hiç bilmediğim bir şey de var. Tabii biz de şimdi sevgili olduktan sonra meğersem bunlar ilk üniversiteyi kazandığında dayısıyla gidiyorlar şeye Akçaabat'tan. Dükkana gidiyorlar. Üniversite için alışveriş yapacaklar ya kıyafet. Ondan sonra gidiyorlar oraya. Orası da benim akrabanın dükkanı. Oraya git de orada kız yeğenim çalışıyor. O da dedi ona ki hani üniversiteye gidecek uşağımız dedi. Dayısı böyle çok şen şakraktı. Üniversiteye gidecek uşağımız dedi. Hani güzel bir giydiron dedi. Hani herkes beğensin onu falan böyle güzel konuşuyorlar. Ondan sonra o da dedi ki hangi üniversite? Dedi ki Artvin. Aa dedi benim dedi kuzen dedi Artvin'i kazandı dedi. Aa dedi bak öyle bir giydirin dedi kuzenin de heves etsin ona. Yani kuzenin de sevsin onu. Hani öyle bir giydir onu ki giderken kuzenin de sevsin onu dedi. Bak oradan dayım hani öyle bir laf demiş. Niye haberimiz yok ki sonradan eşim bana bunu bir sonra sonra ki sizin Akçaabat'ta akraba var mı dükkanı olan? Evet var dedim. Vay be dayıma dedi. Yani... Abla dayıya bak. Aynen dayı oradan bağlamış işi. Yeminle var ya. Sonradan dayısı bunu köyde görüyor. Üniversiteden gidiyor eve. Köyde görüyorum dedi ki. Sen o ayarladığım kızı buldun mu dedi. Dese o buldum olmay. Ayıp sevgilim oldu dese olmay. Bulmadım desem yalan konuşacağım. İnan öyle bir yani kader kısmet mi? Nereden nereye valla. İşte... Acayip ya. Peki hangi anda aşık olduğunu hissettin? Ya o konuşması var ya o var ya. O konuşması var ya o konuşması o ses tonu o kendini ifade edişi öyle bir aşık etti ki kendine. İşte orada gittik. Normalde çok şeyim ya anlatamam. Hiç böyle kriterleri olan şey olan böyle hayatta erkekle şey olmayan acayip zaten. Benim önceki zamanda ilkokulda falan çocuklara arkadan tekmek atardım, vururdum. Öyle bir şeydim. Çok feminist diye bağırırlardı bana. Öyle ne diye bağırırlardı? Yani. Feminist diye bağırırlardı. Çok fenaydı. Öyle ama çocuklar yanıma yaklaşıp seni seviyorum dediğinde ben vururdum onlara yani. Öyle sonra diye. Biri çıktı. Biri çıktı elini ayağını bağladı. Aynen öyle elini ayağını bağladı. Peki kendini çok iyi ifade etti. Kendini hep iyi anlattı. Aynen öyle. Çok evlendikten sonra anlattığı gibi çıktı mı? He çıktım. Çıktım. Kusura bakmayın. Efendim? Kusura bakmayın. Ay ay. Hangi özelliği
Öyle değilmiş. Ya evlenmeden önce o kadar mutlu ediyordu ki, çok iyiydi, her şey de mükemmeldi. Bir kız ne ister? Yani sevgilim bana şiir yazsın, işte güzel şeyler söylesin, beni her zaman düşünsün, 10 numara. Tek sıkıntısı evlenmeden önce sevgiliyken kıskançlıktı, çok fena kıskançtı. Acayip, öyle böyle değil. Evlendikten sonra kıskançlık gitti. Hiçbir şey kalmadı yani evlendikten sonra, ama gel bak benim kocam öyle bir tembel insana dönüştü ki, ulan Müslüman. Yani yani çalışıyoruz, ediyoruz, yoruluyorsun da yani eve gidersin. Bırak bizimkisi, şimdi diyeceksiniz hangi hayvana benzeteceksiniz? Koala. Oradan kakayı oraya yatay. Oradan kakayı oraya yatay. Yani ne yapacaksın? Yani reklamlar bitti. Reklamlar bitti, reklamlardan sonrası başladı işte. İşte anlayacağınız öyle, hani yok yani huyundan falan şey gitmesin sen, de. Sen kıskanç mısın? Ben acayip. Ben evlenmeden önce de evlendikten sonra ben hiç değişmedim. Aynı neysem aynı gidiyorum. Peki gidebiliyor muyuz deplasmana? Yok öyle bir şey. Efendim? Yok. Nasıl yani? Yok. Ne yok? Niye? Ya ne demek niye? Şimdi deplasmana diyeceğim bir şey olmayacak. Yok eşime güvenirim, diğerlerine güvenirim diysem olmayacak. Eşim her türlü sonuçta yanındaki adam olursa yaşıklı kandırır onu. Yani kandığı zaman gider. Eşin mi kanar? Kanar tabii. Arkadaşların çok seviyor. Bu iyi bir şey. Arkadaşların ne der Su? Ne demek iyi bir şey? İlk önce benim dedim. Onun için ilk önce arkadaşların ne diyor oldu? Yok öyle bir şey. Ya bir Milano'ya, bir Paris'e gideceğiz ya. He Paris, sanki Akçabat'a gidiyor. Yok öyle bir şey. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı Allah nasip ederse, hani kendi arabamız var ama onda da borçlan, onu satıp ev almayı düşünüyorum. O arabayı da kullanacağım. Hadi inşallah. Hadi inşallah. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Sağ olun. Hadi 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 yaparsın aşkım. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.